Hoş geldiniz Pakit Dünyası'na. Süper kahramanların tatlış bir şekilde birleştiği Miss Marvel incelemesine hepiniz hoş geldiniz sevgili cüyükler. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Temsil ediliyor muyuz güzel bir şekilde? Orta Doğu kadınları olarak ne diyorsunuz bu konuda? Söyleyin. Şu an bizim değil, Pakilerin temsil edilmesi gerekiyor. Bir de Türkiye'li şey yani Kastamonulu süper kahraman beklemek için zamanımız yok yani. Mısırlı oldu işte. Bu oldu Paki falan. Bence aralarda bir yerde artık tatmin olmamız lazım. Ben tatmin oldum yeterince. Ben de oldum. Sadece şey, beklentiyi doğru açıklayalım diye söyledim. Hani direkt olarak orada işte bir Müslümanlık dairesi var, doğru. Evet. Onun bir paydasından bir tanesi biziz. Dolayısıyla birebir aynı şekilde yansımıyor olabilir. Okey. Yani. Yoksa düğünde damat alayı beklerdik. Yani. Onlar ne yaptı? Onlar işte çok güzel bir şey yaptılar. Hayır, ya. Karşılıklı bir dans kısmı vardı. Ben orada çok sıkıldım. Çünkü ben dans izlemekten nefret ederim. Hem normal gerçek profesyonel dans kastediyorum. Hem Bollywood filmlerindeki ara dans şeylerini kastediyorum. O yüzden ben sıkıldım orada ve o sırada cips falan yedim yani maalesef. Pişman oldum o sahneyi. Ben de ne kadar eğlendim. Ömer ben zaten sürekli Bollywood filmi izleyen bir insan oldum. Gerçekten mi? Bu sanki şu an böyle araya denk geldi, uyduruyorsun. Haftada bir tane izliyor musun Deniz? Yani biraz film ararsam açar, kendimi mutlu etmek için Hint filmi izlerim. Bana daha önce bahsetti. Evet. Şey izledin mi? Thugs of Hindostan. Evet, onu gerçekten Halit söylemişti. Gerçekten. Yani daha çok işte bu Amerikan filmlerini falan seviyorum. Neyse arkadaşlar, sizce kısacası şimdi tamam, evet, Deniz'in de uyardığı gibi biz Pakistanlı değiliz. Sonuçta bilmiyoruz aslında o kültürü. Müslüman carçurt oluvermez ya şey, tekfir filan haricinde pek bize tanıdık gelen çok da bir şey yok ama yine de sizce yani üçüncü bir göz olarak ne Pakistanlıyız ne Amerika'da yaşayan Pakistanlıyız ne Amerikalıyız filan, dördüncü filan bir göz olarak sizce ikna edici, inandırıcı bir gerçeklik var mı? Yoksa çok mu işte Disney Plus şeyinde, tam pişlikliğinde acaba? Yoksa olduğundan çok daha iyi mi gösteriyor, şey, kötü mü gösteriyor? Çok daha yani iyi. Muhabbetin nereye gidebileceğini önceden gördüğüm için direkt olarak şey abi diyor. Ya, hayır. İslami siyasete girmeyeceğiz mi? Hayır, onu değil. Yani insanlar genellikle böyle şeyler konuşulduğu zaman iki şey tercih ediyor. Ya biz böyle değiliz, bizi yanlış gösteriyorlar diyorlar. Ya da ay efendim işte şey, yumuşatmışlar, sevimi göstermeye çalışmışlar diyorlar. Ben bunun her şey için geçerli olduğunu düşünüyorum. Yani sadece bir din özelinde değil, herhangi bir kültürel durumu bile yani nasıl söyleyeyim, Müslümanlık olmasın, mevzu bahis Müslümanlık olmasın, bir rock starın hayatını anlatıldığında bile mesela senin hayatını çekecek olsa. Deniz inanılmaz. Garip bir şekilde boş boşuna yağ çekiyor gibi oluyor. Gülüyorum diye. Unutma, unutma. Rockstar'ların hayatı, zorluklarından bahsediyorduk. Hayır, Rockstar'ın hayatı çekilecek olsa bile onun en top noktaları alınır ya. Yani ya en dip noktasını alırlar ya en top noktasını alırlar. Ya evde geçirdiği o sıkı canları göstermezler. Yani mesela ama sen dramatize ederler diyorsun kısacası evet, yani. Evet, getirmeye çalıştığım yer orasıydı. Birebir bu şekilde oluyor mudur, iyi mi göstermeye çalışıyor, kötü mü göstermeye çalışıyorlardır? Tabii ki hiçbiri de dramatize ediyorlar ve belli ki değiştiriyorlar yani. Herkes bu şekilde davranmıyor ve belki öyle bir komünite asla var olamayacak. Ama dramatize edilmek zorunda mı? Evet. Bu da sadece bu dizideki o İslami öğelerle alakalı değil. Süper kahramanlık da dramatize ediliyor ya. Ya da rockstar filmleri de dramatize ediliyor. Elbette. Dolayısıyla şey diyemiyorum. Hani, evet, olduğu gibi gerçekçi. Hayır, gerçekçi değil. Çünkü dizi izlediğimin farkındayım. Yani. Anlaşıldı. Okey. Deniz diyor ki yani bu hayali dünyanın gerçek olmadığını hatırladığımız sürece zaten çaktır şey, evet, önemi yok. Sen evet, diyorsun. Ben de şunu düşünüyorum. Ben mesela ilk bölümde bunu çok eleştirmiştim. Çünkü dini kısmı üzerinde hem çok durmuşlar gibi gelmişti hem de çok durup biraz fazla bozmuşlar gibi gelmişti. Şimdi bölümler ilerledikçe dizi artık zaten artık oraları çok kasmıyor gibi geldi bana. Yani İlk bölümde verdiği önemi sonrasında çok devam ettirmedi. Bence kültürü tabii ki gösteriyor. Düğün görüyoruz, cami görüyoruz sürekli ama onlara takılmıyor artık çok fazla.
Kamala'nın hikayesine daha çok odaklanıyor. Benim de o bu bölüm gidiyor. Kesinlikle öyle oldu. Evet. Yani bu bölüm zaten lambur lumbur artık bütün bu muhabbet geride evet. kalıp bir tek işte arada aa bütün bunlar senin ailen mi? Evet biz kalabalık oluruz cümlesi hariç. O da şeker yani ne olacak? Bu arada bizim de yorumlarımıza hep bu konuyu konuşmamız üzerine çok yorum geliyor. Çok eleştiriyoruz. Bir daha da konuşmuyorum yeter. Bundan da bıktık falan yazmış bir arkadaş. Güzel. Sesini siliyoruz. Yok bunu bence masaya getirdiği için teşekkürler. Belki de bunu artık aramaya çalışmak bile bir şey. Fesatlık mesatlık yani. Galiba evet. İşimize bakalım. Hatta güzel. Bir arkadaş yazmış art niyetli bir şekilde konuşuyorsunuz bence falan yazmış. Çok güzel. Genelleme güzel. Yapıyorsunuz sürekli. Falan. Harika. Ben önemsedim o yorumu. Çünkü evet, biraz evet. minik bir gerçeklik payı, hani art niyetli olduğumuz doğru değil ama galiba kafaya çok takıyoruz gerçekten. İşte evet evet. Burada ne zaman gerçekten orada bir done var, gerçekten sen ne zaman kompleks yapmaya başlıyorsun onu anlamaya çalışmak da zor. Evet. Elimizde biraz çok az böyle izlediğimiz şey olmasından da kaynaklanıyor. İnşallah 8. Müslümanlı süper kahraman zamanında. O zaman da konuşmayız. Falan filan diyeceğiz. Yani aynı işte Daredevil'da olduğu gibi oradaki kimseyi hiç görmemiş gibi davranırız mesela yani. Öyle evet. bir durum. Çünkü her filmde görüyoruz ve bunun üzerine konuşmaya ihtiyacımız yok. Kiliseyi iyi işlemişler mi diye konuşmuyoruz gerçekten. Yani sadece benim buradaki tek açıklamam çok özür dilerim. Çok genelleme yaptıysam konuşurken özür diliyorum. Buradan. Herkes salaktır evet. Hayır genelleme. Ben yaptım ben erkekler sen değil. Erkekler iğrençtir falan. Hepsini de. Sadece işte o senin dediğin gibi mesela orada bir çok yakından gördüğümüz bir sorun mesela orada dile getirildiği zaman işte kadınların camideki yeri falan. Bunu konuşma ihtiyacı duyuyoruz. Evet. Ondan kaynaklanan bir şeydi. Daha fazla tamam konuşmayalım. Ama düğün çok güzeldi. Ay düğün çok güzel. Ben düğünle ilgili şunu da hatta söylemek istiyorum. Söyle. Senin o sıkıldığın sahnelerde ben şey düşündüm. Of keşke Bruno'yla Kamala'nın bu dansı prova yaptığı anları da görseydik falan diye böyle şey yetmedi bana. Çok eğlenceliydi. Okey yani o zaman gelelim biraz düştüğümüş aksiyon evet, bölümüne. Sonunda öyle bir şey gördük. İki bölümde yoktu öyle bir. Evet şeye gelmeden önce şey. Kovalamaca sahnesini birazcık konuşmak istiyorum kendi çapında. Fakat oraya gelmeden önce biraz lambur lumbur diye girdikleri cinler öbür evet. boyuttan gelmek. İşte ne? Celestia gibi böyle bir şey diyorlardı evet. ya. Clandestinler. Evet. Bu arada uyarı yapmayı unuttuk. Belki de başa koyarız sevgiler ama bu bölümde 3 harflerden bahsedeceğiz ona göre. Kafanızda bir tane ekmek kırın öyle izlemeye başlayın. Bunu yapacak insanlar olduğunu biliyorum. Gece 12'den sonra izlemeyin bu programı. şu an hani ha deyip ama içine kurt düşüren insanlar oldu. Bu arada ben dikkat ettim. İlk başta işte o cin meselesini koydular ortaya. Dedim ki acaba 3 kere üstte söyleyecekler mi? Wow. Söylediler araya bir şeyler girip söylediler. Dikkat ettiğim için şey yapıyorum. Ve bir noktada şey bekledim o dövüş sahnesi. Çünkü bu kız dövüşemiyor. Biliyoruz biz bunu. Oraya gelmemişim tamam, ama buyurun. Gelmiyorum. Peki buyurun oraya gidelim tamam. Hadi. Şey cinlerle alakalı bir şey söyleyecektim. Hani acaba dövüşemeyip de böyle ismini söyleyip de yok etmece falan mı yapacaklar? Öyle bir şey bekledim. Aslında yani Deniz ben bunu düşünmüştüm. Ama çok güzel bir kapı açtın şu an. Ve oraya girmeyelim demiştim. Hadi, tamam oraya da giriyoruz yani. Dövüş sahnesine gelmiş oluyoruz şu anda. Gerçekten bütün bu kahramanın işte süper kahramanın gücü nasıl olacak, nelerle mücadele edecek falan derken karşımızda işte 15-16 yaşında atletik olmayan sıradan bir insan koyup ay şimdi bu kız nasıl süper kahramana dönüşecek? Hatta bugün izlerken şey düşünüyordum. Acaba gerçek hayatta 5 yıl sonra bunlar Tom Holland'larla bilmem neyle film çekerken bu kız da böyle gerçek hayatta böyle iyice kafaları yiyip işte vücutlu bir hale gelir mi falan gibi hani böyle çocuk oyuncuların başına gelen bir takım şeyler geçiyordu aklımdan. Her neyse ama yani gerçekten mesela o süper güç gösterisi olayını bu kadar fiziksel bir şeye bağlamak yerine cinmin demişken biraz daha büyülü bilmem ne bir şeyler yapabilirlermiş. Şu ana kadar süper kötü falan nasıl hani o güçler karşılaşacak denince Marvel dünyasında biraz birbirini yumruklamanın ötesi de fazla gidemediler hakikaten. Evet. Bir şey vardı atıyorum mesela çok hoşuma giden benim. Jessica Jones'un düşmanı mor adam vardı işte David Tennant vardı falan. Onu böyle hani ay bize etki edemeyeceği bir yere hapsedelim bilmem ne izledik falan mesela o yaratıcıydı. Dorman mı olabilir belki hani konu şey yaparak. Okey tek tek hepsini bu. Tamam aynen güzel. Ama yani evet ya yani mesela bunda da hani tam öyle bir fırsat varken kız bir anda yani tam dövüşmedi güzel güzel karate yapmadı ama
çok soğukkanlı bir şekilde falan kaçmadı mı bütün o şeylerden, evet, vuruşlardan? Yani şeyler güzeldi bence. Hani kaçmaya yönelik, okay, hareket ediyor ve bu normal. İnsanları dövmedi tabii ama. Evet. Birden savaşmaya çalışsa, evet, daha komik olurdu ama yani. Ama o kadar iyi kaçtı ki gerçekten, o kadar insanın elinden nasıl kurtulabildi? Ve şeyler de ben mesela daha henüz çok iyi kullanamıyorsun falan. Tabii canım, bir de benim bir eleştirim olacak yani, ben çok... Asıl ben oralarda sıkıldım ve böyle saçma şey olmazdım. İşte ışığı kapatıyorlar. Ay, o geçerken şöyle saklanıyor, bu geçerken böyle söylüyor. Assassin's Creed'de oynamıyoruz hani. Evet, evet. Yani bir tane mutfak var. Fış 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 pantolonun bile birbirine sürter, ses çıkar yani. Allah Allah. Biraz saçmaydı. Keşke o yani o encounter'a hiç gelmeselerdi. Başka bir yolunu bulsalardı. Ben gerçekten şeyi çok bekledim. Hani bu cinlerle alakalı bir babadan, babasını da mesela Urduca biliyorum, okuyorum. Bizim kültürümüz de var. Nur diyor, tanıyor. Nur boyutu diyor, anlıyor falan. Keşke o tarz böyle bir trik bulsalardı ki bence zaten öyle. Benim dediğim gibi yapsalar daha mutlu olurdum. Ama muhtemelen böyle bir şey çıkartacaklar. Böyle o bilekliğe eklenen, ya bileklikten çıkan bir şey olacak ya bilekliğe eklenen bir şey olacak. Ve işte bir boyutlar arası onur boyutuna erişebiliyor. Şop çat yapacaksın, ekarte edecek falan. Böyle bir şey gelecek diye tahmin ediyorum. Öyle sayılır işte zaten. Öyle yapıyorsun, vuruyor. Yani ama işte şey biraz. Evet evet ya, işte bence de. Ki o şeyleri de hiç anlayabilmiş şey yani. Şu an bölümle ilgili buralara nefret kusasım geliyor. Çünkü geri kalan her şey çok güzeldi. Evet. Hani diziyi de çok sevdiğim için. Mesela o şeyler neden ellerinde mançaka mı ne, öyle bir şey var ya. Niye onlar onunla geliyor? Şimdi dur, öyle gördüğün her şeyin hemen açıklaması ama böyle şeyle gelecek hali yok. Bak. Onların o şeyleri nasıldı Hilal'cim mesela sence? Silah çıkardılar falan, saçma sapan çocuk oyunu. Biraz. Okay. Hani şeyi anlıyorum, güçlerini... Olumlu söyleyecek bir şeyiniz yok muydu? Güçlerine erişemiyorlar bu boyutta kaldıkları için. Bu mantıklı, tamam, başka bir boyuttasın. Bunu bir Superman'den beri biliyoruz, buranın güneşi böyle. Ya sen çok fazla üzerine düşünmüş bile vaziyettesin. Ben sana söyleyeyim, bu kadar üzerine gitmeye gerek yok. Yani şu anda bir takım güçler gördük işte böyle. Uzatma oraları fazla. Yani bilmiyoruz, sadece izlediğimiz koreografi bilmem ne. Öyle özelliği yoktu, bir şey yoktu. Gördük işte bir takım güçler. Bizim kız gene çok avantajlı öbürlerine göre anladığımız kadarıyla. Yani işin ustası olsa silip süpürecek anında falan. Evet evet. O içgüdüsel olarak bile hemen şey yapabiliyor. Ama ona rağmen kaçabilmesi o kadar dakika boyunca bin tane insandan gerçekten şey geldi. Biraz daha şey bir koreografi olabilirmiş belki. Böyle aklıma Jackie Chan filmleri falan geliyor. Böyle biraz daha hani ondan bundan kaçarken sürekli bir şeyler bilmem ne üstüne toz falan dökülüyor. Evet, evet. İşte kenarı yırtılıyor. Nesnelerin daha çok kullanıldığı falan. Biraz daha hani beceriksiz, biraz daha şans ama işte o şey de hafif içgüdüsel bir şekilde yardım ediyor filan, evet, o zımbırtı. O tarz bir koreografi izlemesi de çok keyifli oluyor. Şimdi böyle olunca izlemek de eğlenceli olmadı. Böyle biraz da tamam hadi geçelim bunları gibi izledim. Ha. Neyse, bütün bu süper güçleri bilmem neleri bir yana arkadaşlar. Yani bir anda bam diye işte yeni bir boyut. Cinler, evet, efendim. Marvel dünyası her geçen gün yok ki, kız da bu replikleri kullanarak işte Asgardlılar, ay bilmem neler filan derken onlardan demişti ben de cinmişim filan diyor. Bu böyle sizce bu evrenin miti açısından nasıl bir noktaya sahip? Yani işte daha 5 sene önce uzaylılar gelmişken şimdi bunların ortaya çıkması, bunların bu tesadüf bir şeyler olmaması açıklanmaya değer mi? Yoksa burası şey bir dünya mı yani? Sürekli bir takım mucizevi şeylerin yaşandığı ama işte çok da manşetlere düşmemiş olduğu bu çağlara kadar falan. Bunu işte Eternals'tan beri yapıyorlar aslında. Moonlight'a da az çok benzer şey konuşmuştuk. Önceden böyle mucizevi şeyleri dışarıdan gelmiş oluyordu. Yani mesela Inhumans'larda bile öyle bir şey var ya, bir miste, tericenesi... Tericene maruz kalmazsan o içindeki şey dışarıya çıkmıyor. Sen izledin mi dizisini? Aha. Böyle miydi dizisinde? Age of Shadow'da da öyleydi. Ha doğru doğru. Orada da öyleydi. Sırdım bunu. Hani genelde böyle şeyler mucizevi bir şekilde birden geliyordu. Ya uzaydan geliyordu. Doğru. Ya bir şey keşfediliyordu, evet, falan. Şu anda biraz daha işte o Moonlight'da, Eternals'da falan şöyle bir şey yapıyorlar. Bunlar zaten dünyada var. Ve işte Moonlight'takiler önceden varlarmış. Şimdi kendilerini çekmişler geri. Görünmez olmuşlar. Eternals aramızda yaşıyormuş. Çok göze çarpmıyormuş. Bu da biraz sonradan şey. Evet. Bu da sanki biraz öyle oluyor. Evet. Ha mesela şey daha yani, ışık boyutu demeleri benim hoşuma gitti. Çünkü gücün kaynağıyla ilgili de ya zaten bir kere mistik olduğunu kabul ettiğin zaman bunun çok güzel bir şey söylemiş oluyor yani o nesi güzel? Şeyden çıkıyor ya mesela bu yetenek nasıl oluyor? Hani 3D yazıcı demiştim ona böyle. Nasıl oluyor bu? Ama ışık boyutu varsa eğer anladım, o zaman anladım, mantıklı geliyor. Yani ben şeyler için bunu söyleyemiyordum açıkçası. Thor'un şeyi Mjolnir
nereden alıyor gücünü? İşte tanrısal bir güç var, şimşek çekiyor. Ama işte Asgard'da da yapıyor bunu, burada da yapıyor. Çok kafamda oturtamıyordum. Mesela Iron Man'i oturtabiliyoruz ya kafamızda. Teknoloji deyip geçiyorsun. Teknolojiyle geçiyorsun. Evet. Ama burada bir boşluk kalıyordu. Şimdi mistik şeylere girdiğin zaman da gene boşluk kalmaya devam ediyor. Çünkü Wanda'da da bu sefer şeyi konuşuyoruz. Ya 3 dakikada kara büyü kullanmayı nereden öğrendi? Kimsenin bundan haberi yoktu. Ne kitabı okuyan herkes evet, biliyor. Evet, büyü var, sınır ne falan gibi. Evet. Böyle şeyler aklımıza anladım. Geliyor. Bunu iyi açıkladılar diyorsun evet, yani. Evet, bence şey. Yani o bir ışık boyutu var ve o ışık boyutuna geçtiği zaman ışık cisimleniyor. Çok güzel bir açıklama olur o açıdan. Sen beğendin mi? Beğendim. Benim kafamı şey karıştırdı. Bu dizinin getirdiği yepyeni bir şey mi bu tür? Hatta Google'da araştırmaya çalıştım. Bu isimde bir şey çıkıyor ama dizideki gibi bir şey çıkmıyor. Daha farklı bir çizgi roman çıkıyor falan. Var mı bu tür, bu varlıklar çizgi romanda? Yoksa sürekli bizim kafamızı karıştırmaya devam edecekler? Anında bu boyuttan. Valla şey yani şey. Marvel'ın bir köşesinde, gizli kalmış bir köşesinde böyle bir şey olabilir bin yıllık külliyatında ama popüler şeylerinde olmadığını eminim. Bir takım başka bir kahramanın bilmem nenin bir boyutuna falan benziyor olabilir bu. Yani muhakkak cinvari bir şeylerin bir adının geçtiği bir şeyler oldu yani koca Marvel yani maceralarında. Zaten orada da söylüyorlar hani biz cin deriz bazıları demon evet, diyorlar mesela. Evet, evet. Öyle iblis diyorlar. Şey ama işte şey merak ediyorum yani bir gün böyle bundan 10 yıl geçince yani çünkü zaman geçtikçe, adım attıkça uydurduklarını tahmin ediyorum bazı şeyleri. Ama bize böyle şey bir liste verebilecekler mi? Yani bakın işte efendim Marvel evreninde şu kadar boyut vardır. Boyutlar bunlar, bu kadar. Artık yeni boyut uydurmayacağız götümüzden falan diye. Bunların, bu da akraba, bu bununla kuzen, bu bununla işte zamanda karşılaşmış. Kadim yıllarda şu şununla büyük bir savaş görmüş falan. Yani böyle bir şey. İçimizdeki işte o derin dünya sevinci tarz evet. Görmek istiyor ama orta dünyada onu çok iyi yapabiliyoruz mesela. Film aynen. Evet ama burası çok karmaşık yani. Burası şimdilik gelişine herkes vuruyor şey gibi. Yani. Evet biraz öyle. Bakalım hiç temeli bir şey oturacak mı? Temelde kurmadıkları için aslında şöyle sürekli yeni sorular geliyor çok takılıyorsun dediğin için daha fazla soru yöneltmeyeceğim bununla ilgili yani. Bir şey demedim canım. Hayır sadece ama hayır şeyi bilmek, farkında olmak lazım yani. Bu şey gibi. Nasıl o WandaVision'da Quicksilver çocuk çıkınca bir sürü şey düşünmüştük ve yani öyle işte ya dediler falan. Biraz böyle yani. Anladım. Yani, bunların durumu bu yani. Zaten şeyi söyleyecektim. Sadece böyle mesela evlerine dönmek istiyorlar. Çok çabuk kötü oldular. Çok çabuk iyi oldular. Çok çabuk kötü evet, oldular. Tamam hadi gel. Evet. Biraz onu konuşalım. Olmadığı için ben yani. Katılıyorum. İster istemez kesinlikle. Bunu sorgulamak zorunda hissediyorum kendimi. Yani çocuk şey olan çocuk. Kamran kendisi çok iyi bir insan çıktı ya. O mesela yani hani yani ya bir 2-3 gün verelim kıza bir kendine gel bunu bir şey yapsın, düşünsün. Evet. Biraz daha o bizim Ayşe'ler makul davranabilirdi yani. Anında villain gibi oldular. Evet. Ya çünkü 300 yıl beklemişsin belli ki. Biraz daha onlar şöyle yani. Onlar işte şey yapılmış ya ne denir? Sürülmüş ya. Şimdi muhakkak sürüldükleri için bir kabahat işledikleri için sürülmüşlerdir herhalde. Tamam mı? Fakat o kabahat denilen şey de orada nereden atıldılarsa belki de politik suçlular mesela. Evet bilmiyoruz. Evet yani illa kötü kalpli gibi olmak zorunda değil ki kız bunların hiçbirini bilmediği için. Yani kızı ikna etmek için biraz daha bu diplomasiye değil mi zorlayabiliriz. Zaten yani 3 gün olmadı evet. Ya daha hani kötü adamsan da biraz ertesi planlı kötü oldu. Bir adam evet, olursun abi, yani. Düğün var düğün yani. Düğün basmana ne gerek vardı güzel. Hani oralar birazcık gerçekten benim seyir zevkim. Bak ben zaten her zaman söylüyorum dizinin başına ben gençlik dizisi izleyeceğim diye oturdum ve çok memnunum diziden. Böyle şeyler olunca keyfim kaçıyor. Yani bana şey desen de olurdu yani. Bence sen oturmanın bir önemi yok da şöyle yani. Ben de öyle oturmadım. Ben de süper kahraman dizisi izleyeceğim diye oturdum. 2 bölüm gençlik dizisi izledim. Şimdi bölümde de çok hızlı buna dönüştü biraz. Yani hemen evet. Şeyler yani. Ben daha bölümün başında diyordum ki kendi kendime. Bu Ayşe'ler kesin kötü çıkar. Ooo ben daha cümlemi bitiremedim. Evet hop diye evet. Adamı öldürmeye geldiler evet, yani. Yani. Şeyde de bir ayrı bir dava dönüyor. İşte bu... ajanlar geliyorlar. Dur ona gelmeden önce şu biraz işte kötü yani mesela şimdi biz atıyorum dün bahsediyorduk tamam mı? Yüzüklerin Efendisi gelecek ya. Onda böyle işte orklar biraz daha şey gibi olacak gibi zannediyorum ben. Kurban gibi olacak. Yani böyle Warcraft'taki orklar falan gibi illa kötü yüz değil de. Şimdi bunda da cin min diye çıkınca bu hani biz işte mecnunuz bilmem neyiz falan filan. Cin deyince yani böyle kız cin mi olunca hani dedim ki tamam efsanelere kötü diye geçmişler ama bunlar da işte bir halk hayatta kalmaya çalışıyorlar. Efendim besinleri bu, alışkanlıkları bu filan. Yani her zaman olduğu gibi bunlara böyle şey yaklaşacağız. Ama onu pıt diye kırıverdi yani pıt diye hakikaten düz kötüye dönüştü. Şimdi bizim kızlar ben de cinim ben de kötü müyüm acaba falan filan yaşayacak evet. Herhalde bilmiyorum.
Başka çaresi yok bunlara. Ama yani en azından Kamran iyi. Hepsi böyle kötü ırk değilmiş. Doğru. Arada bir tanesi varmış falan. Yani onun tarafını tutabiliriz. Neyse ki yakışıklı ve neyse ki 17 yaşında. Evet, neyse ki. Abi azıcık risk alın ya. 117 yaşında olsa ne fark eder? Başka türden bir canlı zaten yani. Burada bebek Yoda görmüş insanlarız ya, 50 yaşında ama. Akucuk diye seviyoruz. Evet abi. Dede'yi resmen. Evet. Mesela bebek Yoda burada dururken, Mandalorian işte biliyorum maskesini çıkarmıyor ama diyelim banyo yapacak. Bunu yalnız bırakamaz ki. Anladın mı? Orada o şeylerle oynar filan. Kesin görmek zorunda. Adam yani kendi soyunurken burada bebek var. Ama 58 yaşında falan. Yani bunları kasmayın artık abi. Ne gerek var? Saçma sapan. Çünkü yaşta değil, baştadır. Evet. Böyle bir atışımız var yani. Evet. Vücut yaşadığında. Ama Bruno'ya çok ikidir, çok ayıp ödülüyor. Bruno kızla dans edemedi ya. Ben buna çok üzülüyorum. Sonra niye teyze komşuluk falan gibi oldu? İşte, evet, en sonunda devlet geldi arkadaşlar. Evet, yani işte camiyi bastılar falan, küçük şey sahneler. O ne olacak acaba günün sonunda devletle ilişkilerimiz? Onlar iyi müdahale ettiler bu arada. Yani böyle boktan gelip de hani ben normal polis gelip işte kımıldama hadi oradan falan Ayşe böyle şeyler yapmasını beklerken o gayet iyi mücadele ettiler onu. Hatta kurtuldu bile bizim Kamala o an. Evet, gibi. Evet. Şaşırtıcı bir şeydi. Kenardan kaçtı böyle. Evet. Yani ben gene dediğim gibi o şeylere Kamala'nın hiçbir kimseye temas etmeden kaçması ve son dakikada sadece Nakia'ya yakalanmasını biraz garipsiyorum. Ya çok garip canım. O kadar insan. Onlar saçmalık. Çünkü mesela bir önceki bölümde tamam hadi tesadüfen orada zaten Kamran'la birlikte kızı almak için gidiyorlarmış ve hemen aldılar kaçırdılar. Yani burada o koca küçücük mutfakta 30 kişiye yakalanma. Sonra özel tim gelsin, ajanlar gelsin, yangın alarmını çal, bilmem ne ol, gene yakalanma. Biraz böyle çok fazla şans kullanmış gibi oldu. Biraz başı belaya girse iyi olur yani. Çünkü o zaman başı belaya girse bölümün sonundaki annesi babasının sorduğuna veremediği yanıt daha anlamlı hale gelecek. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ama işte orada da ben sana bir cevap vereceğim. Yani perde arkası. Bu dizi bence küçük bir dizi yani. Böyle bu söz... Ha aslında bilmiyorum. Şimdi bir sonraki bölümlerde Karaçi'ye falan, Pakistan'a falan mı gidecekler onu bilmiyorum ama yine de ben böyle yani hani devletle falan çok içli dışlı bir noktaya gelmesini beklemiyorum bu sezondan. Fakat onun dışında şu damage control dedikleri şey biraz ilginç. Yani benim o ilgimi çeken az önce söylemeye çalıştığım şey işte bu olaylar artık sıradan bir şey olmaya başladı ya böyle bir takım büyücüler, uzaylılar bilmem ne filan. Ona karşı daha böyle yetkin olmaları, shield bile olmayan bir şeyin böyle karışabilmesi filan çok hoş bir denge yaratıyor gibi bu şeyde evrende bence. Ben mesela şeyden de emin değilim açıkçası. Bunlar böyle çok iyi niyetlere benzemiyorlar yani. Değiller canım. Devlet işte. Devlet ne kadar iyi oluyor. Evet. Devlet demeyim, hükümet demeyim. Peki, Karaçi'ye gidecekler mi? Neresi Karaçi? Bunlar orta halli bir Amerikan ailesi öyle. Pakistan'a bilet ucuz olması gerek. 18 milyonluk nüfusu varmış şehrin. Uf. Oo. Ama belki dev gibidir. Onu da belirtmek istiyorum. İstanbul'da minicik de bize Konya kadar bu mesela. Okudu, bilgi gördüm, onu paylaştım. Ha, öyle şey yapmadan, tamam. Okey arkadaşlar, ne diyorsunuz? Haftaya izleme devam ediyor muyuz bu diziyi yoksa baydı mı? Ben izleyeceğim ya. Ben de izlerim. Ya özellikle iki Bollywood sahnesi için. Güzel. Öyleyse arkadaşlar, haydi bakalım. Haftaya Bismarck'la görüşmek üzere. Siz diziyi nasıl buldunuz? Sizce dövüş sahneleri hızlı bir şekilde mi çabuk muradına eriyor? Kızcağız ne yaptı? Demiş kulağı. İyi mi, kötü mü? İşte güçlerine çabuk mu kavuştu? Müslüman bilmem ne muhabbet artık sizi de baydı mı? Kötü niyetli miyiz?